Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Adalet Bakanlığı bütçesi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi adına söz alıyorum. Bu ay 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü geçirdik. Hem ülkemizde hem dünyada kutlayacağımız bir gün olmasını dilerdik bunun. Fakat Gazze'de Filistinlilerin katledildiği günlerde özellikle çocukların ve kadınların çektiği acıları tüm dünyanın görmesini ve uluslararası toplumun bu katliamlara artık seyirci kalmamasını umuyoruz. Bu vesileyle İsrail'e sevkiyat yapan denizcilik firmalarının AKP'li siyasetçilerle ve aileleriyle ilişkilerini açıklayan gazeteci Metin Cihan'ın tweetlerinin mahkeme kararıyla sansürlendiğini de hatırlatmak isterim. Burada sözde kınamalar ve sembolik eylemlerle değil, ancak tutarlı ve kararlı bir duruşla Filistin'e destek olabiliriz. Sansür tam da bu tutarlılığı zedelemektedir. Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç bir soruya cevap vermek yerine konumuz Filistin demişti. Konumuzun ne olduğunu kısaca açıklayacağım. 38 yaşında iki çocuk babası, gencecik bir motokurye. Bir diplomat arabası çarpıyor, olay yerinde yaralı bekliyor. Yunus Emre Göçer'i öldüren kişi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu. Kaza 30 Kasım'da yaşanıyor. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu 2 Aralık'ta yurt dışına kaçıyor. 6 Aralık'ta Yunus Emre Göçer hayatını kaybediyor. Çoktan yurt dışına kaçmış olan katil için alay eder gibi 8 Aralık tarihinde yakalama kararı çıkartılıyor. Adli tıp raporu çıkıyor. Katilin gelip gelmeyeceği tartışılırken yeni görüntüler ortaya atılıyor. Yargılanacak olan kişi tıpkı 3 ay önce dans hocası Saliha Alemdar'a çarpan Suudi turist gibi burada değil, yurt dışında. Değerli milletvekilleri, buradan Cumhuriyet Halk Partisi adına uyarıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir sömürge ülkesi değildir. Bu ülkenin vatandaşı, iki çocuk babası, Yunus Emre Göçer'in davası sahipsiz değildir. Gerçekleri sansürle, baskıyla, gözaltıyla, dezenformasyon yalanlarıyla susturamazsınız. Bu ülkenin onurunu 5 kuruşa, başka devletlerin başkanlarının oğullarına satamazsınız. Filistinlilerin acısını, bu ülkenin evlatlarının acısını örtmek için kullanamazsınız. Değerli milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanı tam da bu kürsüden tarikat ve cemaatleri sivil toplum örgütü olarak ilan etti. Onlarla protokol yapmaya devam edeceklerini söyledi. Ben işte o sözde sivil toplum örgütlerinden birini size hatırlatacağım buradan. Hira Nur Vakfı'nda 6 yaşında zorla evlendirilen, yıllarca istismara uğrayan bir kız çocuğu. Yaşı 2012 yılında hastanede büyütülüyor, bunun üzerine takipsizlik kararı veriliyor. Bu kız çocuğu büyüyor ve yıllar sonra karşısında koskoca bir güçle, bir cemaatle mücadele etmek zorunda kalıyor. Milli Eğitim Bakanı sanki bu kız çocuğu herkesin gözü önünde yıllarca köleleştirilmemiş gibi 15 Temmuz'da bir sözde Hoca Efendi'nin cemaati tarafından tam da bu meclis bombalanmamış gibi tarikat ve cemaatleri savunuyor. Hatırlatıyoruz, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru ve en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır. Medeniyetin emrettiğini ve talep ettiğini yapmak insan olmak için kafidir. Sayın milletvekilleri, bundan 10 yıl önce içinde bulunmaktan gurur duyduğumuz bir direniş yaşandı. Biz gençler ağacımıza, kentimize, özgürlüğümüze sahip çıkmak için sokağa çıktık. Milyonlarca genç sokağa çıktı. Bu ülkede gençler öldürüldü. Bu ülkede Ali İsmail Korkmaz öldürüldü. Bu ülkede Ethem Sarısülük öldürüldü. Abdullah Cömert öldürüldü. Berkin Elvan, Medeni Yıldırım, Ahmet Atakan, Hasan Ferit Gedik öldürüldü bu ülkede. Bu kadar yıl geçti, bu gençlerin hiçbir suçunu kanıtlayamadınız. Bu kadar yıl geçti, bu çocukların katillerini tek tek korudunuz. Hiçbiri gerçek anlamda yargılanmadı. Bu annelerden, babalardan davaları başka şehirlere kaçırdınız. Yıllarca süründürdünüz bu insanları. İfadelerde ortaklaşıldı. Her nasılsa hiç kimse hiçbir olayı hatırlamıyordu bu duruşmalarda. Devletin başından biri ise emri ben verdim, ben diye bağırıyordu. Şimdi bu katiller yargılanmasın diye bu çocukların hatırasına süremediğiniz lekeyi Tayfun Kahraman'a, Can Atalay'a, Çiğdem Mater'e, Osman Kavala'ya, Mine Özerden'e sürmeye çalışıyorsunuz. Can Atalay,
Depremde on binlerce canını kaybetmiş, geriye kalanlarını, sokaklarını, mahallelerini, tarihini yaşatmak için bin bir çabayla zorlukları aşmaya çalışan Hatay halkının iradesiyle seçtiği milletvekili Can Atalay, tam da Ali İsmail'in, Berkin'in, Medeni'nin, Ethem'in, Ahmet'in, Hasan Ferit'in katilleri yargılanmasın diye cezaevindedir. Hiç kimse önümüze getirilen devlet krizinin mahkemeler arasında basit bir yorum farkı olduğunu iddia etmesin. Anayasanın 153. maddesi açık. Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme, yargı organlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Değerli milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi bugün bir ihlal kararı daha verdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı yalnızca anayasayı çöpe atma, anayasaya karşı bir darbe girişimi değil. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisimize karşı bir had bildirme girişimidir. Kimin milletvekilliğinin düşürülüp düşürülmeyeceğine karar verecek olan burasıdır. Yasalara uygun bir şekilde seçilen, milleti temsil eden milletvekilinin görevini yapmasını sağlaması gereken burasıdır. Hiç kimse anayasayı, yasaları çöpe atmaya kalkamaz. Hiç kimse Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne had bildiremez. Hiç kimse Cumhur İttifakı'nın içindeki sorunları bir devlet krizi çıkararak örtemez. Hiç kimse ifade özgürlüğünün olmadığı bir yerde, devlet organlarının denetlenmediği bir yerde, anayasa değişikliği adı altında bu halka sahte gündemler dayatamaz. Sayın milletvekilleri, hükümet yetkilileri gerçek suçlarla mücadele etmek yerine siyasi düşüncelerin peşinde koşmaktadır. Bakanlığın asıl görevi bu suçları önlemek ve cezasızlıkla mücadele etmektir. Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre kasten öldürme suçunda son bir yılda %17 artış, kasten yaralama suçunda son bir yılda %11 artış, çocukların cinsel istismarında yalnızca son bir yılda %33 artış, uyuşturucu suçlarında yalnızca son bir yılda %25 artış yaşandı. Toplumumuzun yaşadığı bunalımın en gerçek ve acı tablosu budur. Adalet Bakanlığı işini yapmak yerine kadınların haklarına göz dikmekte, Türk kadınına dünyanın birçok ülkesinden önce eşitlik hakkını tanımış olan Medeni Kanun'un değiştirilmesi için kirli amaçlar peşinde koşmaktadır. Değerli milletvekilleri, emeğiyle geçinmeye çalışan bir vatandaşımızın can güvenliğini sağlamayan bu düzeni değiştireceğiz. Bu ülkenin gençlerinin katillerinden hesap sorulmasın diye masumları cezaevine koyan bu düzeni değiştireceğiz. Uyuşturucuyla, dolandırıcıyla, katillerle, istismarcılarla uğraşmak yerine fikrini söyleyenle uğraşan bu düzeni değiştireceğiz. Gencecik Enes Karalar'ın 6 yaşında zorla evlendirilen kız çocuklarının hayatını karartan bu düzeni değiştireceğiz. Bu ülkenin yurttaşlarının seçtiği milletvekilini anayasayı çiğneyip cezaevinde tutan bu düzeni değiştireceğiz. Bu ülkenin yüksek mahkemesini tanımayan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne had bildirmeye kalkan bu düzeni değiştireceğiz. Af yetkisini cezaevindeki askerler için değil, domuz bağcı, Hizbullahçı teröristler için kullanan bu düzeni değiştireceğiz. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.